Ay. Herkese selam, selam, selam. Öncelikle çok sıcak. İnanılmaz sıcak bir hava. Şu an saat... Durun hemen şuradan. 10.30 civarı falan. Akşam 10.30. Zaten ışığı da yaktım, görüyorsunuz. Neden bu saatte videoyu açtım? Ay, tipim çok kötü. Çünkü ben 3 saat sonra falan, 3-4 3, 4, 5, 5 saat sonra falan Manisa'ya gideceğim. Gece 3'te otobüsüm var. Öyle Manisa'da beraber yaz okuluna gideceğiz. Bir bakalım nasılmış yaz okulunda Manisa. Onu tatmış olacağız. Gece 3'te almam sebebi sadece bir dersim var. Ve ben orada yurtta kalmak istemiyorum. Hani yurtta kalınca 2 günüm gidecek. Ne gerek var böyle bir şeye? O yüzden bakalım nasıl olacak. Çok sıcak efendim, aşırı sıcak. Öyle yani. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Neden açtım bu videoyu? Asıl işimiz yaz okulu. Dedim ki başlangıç yapayım. Her şeyimi hazırladım. Çantamı, kıyafet, giyecek kıyafetlerim falan hazırladım. Sadece yanıma kalemlik. Bir de defter alacağım bir adet. Onun dışında ha defter almadım. Bak defter bulmam lazım. Cumartesi günü TOPIK sınavına gideceğim. Korece. O yüzden şimdi geçmiş Korece testlerine bakıyorum. Öyle. Şimdi onu çözeceğim. Büyük ihtimalle uyumayacağım 3'e kadar. Yani zaten buradan 2 gibi falan çıkmamız gerekecek. Böyle bir şey çıktı bu arada konumda. Ne bilmiyorum. Neyse. Şimdi öyle TOPIK sınavını çözeceğim. Size de göstereyim. İşte böyle burada reading ve listening'i beraber yapmışlar. Bir önceki çözdüğümde aynıydı. Bu şekilde sınavı çözüyorum. Alıştırma yapıyorum böyle. Çok heyecanlıyım. Yüklen. Neden yüklenmedi? İnternetim de var. Ay şimdi onları çözüyorum. Video aslında hazır video var. Bir tane nişana hazırlandığım video var. Onu editlemem lazım. Daha editlemedim çünkü bu sınava çalıştığım için. Hiçbir şey yapmadım açıkçası. Çok bilmiyorum. Bir tek bir şeye odaklanınca hiçbir şey yapamıyorum. Çok tuhaf. Aslında bu bir zor yani. Kötü bir şey aslında yani tek bir şeye odaklanmak. Evet bakalım makyaj falan yapmadan gitmeyi düşünüyorum. Kıyafeti aldım yanıma yedek. Orada değiştirmeyi düşünüyorum bir yerde. Şaman'a gideceğim ama bakacağım eğer çok şeyse Şaman'a giderim. Çok tınlamam. Ama bakarım kendimi kötü hissediyorum. Üstümü değiştiririm. Üstüm başımı değiştirir makyaj yapacağız. O kadar. Şimdi bunu çözelim bakalım. Şöyle mi durmak istersiniz? Ben de çok mu yan profil olacağım? Neyse. Şimdi önce listenin kısmını açacağım. Şimdi bir tane kağıt aldım. Bu kalemle bir tane defter götüreceğim yanımda. Başka da bir şey almayacağım zaten. Bakalım duruma göre. Belki hoca diyecek ki her zaman gelmenize gerek yok efendim. Ben de bir hafta giderim, bir hafta gitmem. Belki her hafta giderim. Zaten 5 hafta yani çok az. Aşırı az. 9 ay önce Manisa'dayım. 5 gün yani olacak toplamda. 5 haftada dayanırım diye düşünüyorum. Şunu şöyle düzeltelim. Evet. Registration. Aa böyle ismimizi falan mı yazacağız? Çok tuhaf. Neyse ilk defa gireceğim ve şunu fark ettim. Bilgi yok. Hani hiç bilgi yok ya. Çok şaşırtıcı. Biraz böyle bilgi olması gerekiyor bence. Çünkü yani ciddi anlamda bilgi yok hani. Mesela nasıl girilir o sınava, sınav anında neler yapılıyor ya da işte başvurusu hakkında hiçbir bilgi yok. Hiç yani sıfır. Çok eksik bence. Çok baktım YouTube'a bu arada. Sadece nasıl geliştirebileceğin konusunda hani o sınava yönelik nasıl çalışmalar yapabileceğin konusunda konuşuyordu o kadar. Bu arada Ekim'deki sınava da gireceğim. Ona büyük ihtimal kendim gitmeyi düşünüyorum ama işte bunu da soracağım eğer ya gerçi bu konumuz değil de neyse.
gittiğimizde hani tek gittiğinde illa telefon, çanta koyma yeri vardır diye düşünüyorum. Çünkü herkes mi ailesiyle gelecek? Çünkü sadece İstanbul ve Ankara'da yapılan bir sınav. Hani herkes ailesiyle gelemeyebilir. Onlar için bence bir çözüm vardır diye düşünüyorum. Umarım vardır. Bu arada buramda da bir şey çıktı neyse. Yazık olmak. Neyse. Çok önemli değil. Biz babamla şimdi çevirmedeyiz. Babam yok da. Ceza yedik. Doğum günüm harika geçiyor. Öyle. Garaja da çok az kaldı. Ben de işte saatimiz kaldı. Zaten saat 2:30 oldu. 3 çeyrekte benim otobüsüm. Öyle otobüse bineceğim biraz. Bugün başıma gelenlere inanamayacaksınız. Bakın, dün gece aldığım mesaj. Umarım 22 yaşın çok güzel. Bugün 11 Temmuz işte. Hani doğum günümün günü artık. Doğdum ben bugün ya. Hani umarım çok güzel geçer. Umarım mükemmel geçer. Durun önce. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi kendime yemek hazırlayacağım. Yemek dediğimde tost en sevdiğim şey. Patlıcanı çekti ve tost yiyeceğim. Ben şu an evdeyim. Biraz önce Manisa'dan geldim, o lanet o yerden. Neyse, şimdi tost hazırlarken size bugün başıma gelenleri, 22 yaş günümün nasıl geçtiğini anlatıyorum. Yani keşke 22 olmasaydım. Yani bu atlayıp 23'e falan geçseydim. Şimdi zaten gece, dün gece bak çok güzel arkadaşlarım mesaj attı. İşte 22 yaşın çok güzel geçer. Umarım baya güzel işte şeyler, anılar biriktirirsin. Sana sağlık, mutluluk, huzur falan. İşte böyle güzel güzel dileklerinde bulundu canım arkadaşlar. Hepsine de teşekkür ederim. Neyse, tamam mı? Burada bir sıkıntı yok. Okey. Hani saçım başım çok rahat da. Zaten bak, yaz okulumun tam bu doğum günümde başlayacağını anladığım için zaten kötü geçeceği bir şeyler olacaktı zaten. Bu bir işaretti bence. Şimdi biz gittik babamla. Benim normalde otobüs 3 çeyrekte. Manisa'ya varışımız 7. Otobüs 45 dakika. Birinci olay. Otobüs 45 dakika geç kaldı. Tam saat 4'te geldi. Biz 45 dakikadan fazladır zaten. Hani 3 den önce biz otogarda, yani 1 saati geçik biz otogarda mal gibi babamla bekledik gecenin 3'ünde. Ben zaten hiç sıfır uykuyla gittim bu arada buradan, çünkü 2:30 gibi falan çıktık, 2 gibi çıktık falan. Çevirmeye ondan önce çevirme vardı, biz çevirmeye girdik. Bakın açayım ya. Çevirme vardı ve çevirmede babam ceza yedi araba, bak bu birinci şey. Babam ceza yedi arabada hani, çünkü ben bence bu 22 yaş biraz lanetli. Neyse işte babam cezayı yedi. Olay bir. İkinci olay arabanın geç kalması. 45 dakika mal gibi bekledik. Üçüncüsü arabada dondum. Üzerime iki yanıma tişört almıştım yedek işte, ne oldu. Hissetmişim herhalde. Ne olur ne olmaz da tişörtü üstüme serdim. Sonra gittim, muavin abi geldi. Tam o sırada arkalardayım. Zaten bilet kalmadığı için arkalarda kaldım.
Gittim muavin abi gelince dedim ki abi dedim şunu dedim kapat ya dedim. Beni klimayı kapattı benim tarafıma gelen. Gelmedi artık. Sonra ben bir uyumuşum. Bir gözümü açtım Turgutlu. Yani gelmiştim Manisa'ya. Yani Turgutlu'dan sonra Manisa merkez. Otogarındasın zaten 40 dakika sonra. Bak böyle oluyorum sürekli. Uyuyor mu? Böyle oldum. Uyandım. Manisa bir baktım. Gün doğmuş. Biz Manisa'ya gelmişiz. Kuşlar uçuyor. Hayat güzel. Neyse işte. Biz öyle oldu. Sonra ben işte gittim. Makyaj yaptım. Sonra gittim. 21 numaraya bin. Sonra kendime gittim şey aldım. Bunların hiçbirini çekmem çünkü aşırı acelem. 7.30'da falan vardı bu arada. Ders 9.30'da. Otobüs bekle. Bizim zaten 1 saat geçiyor benim otogardan üniversiteye gitmem. O yüzden zaten stres oldum. Geç kalacak mıyım diye. Çünkü bu adamın dersine geç kalınmaz. Sonra kendime bir adet poğaça aldım. Sonra gittik işte böyle 9-8.45'te ben okuldaydım. Sonra gittim tam poğaçamı falan işte simitimi yerken köpek geldi. Bir saat köpekle uğraştım. Benden bir şeyler yemeye çalıştı falan. Sonra ben dedim ki git dedim korkuyorum dedim al dedim. Sonra köpek gitti. Buraya kadar bir nebze daha olabilitesi olan şeyler hani. Yaşanabilir şeyler burada. Bir sıkıntımız yok. Daha sonra ne oldu? Sonra biz böyle işte kızlarla konuşuyoruz, tanışıyoruz. Dedim ki ben hocam dedim, benim dedim. Çok tatlı bir insan kendileri dedim. Bu dedi 2 saat falan tutar dedim. Çok da tutmaz dedim. Yani bizim dersimiz 9.30'da başlıyor ya. Bizi maksimum 12'ye kadar. Ama 15 milyon kere tuttu. Ay babam geldi de. Tostu yapıyorum şu tost makinesi şey. Nerede kaldık ya? Heh. Ama ben bu dersi aldım ya. Ben bu dersten geçmek zorundayım. Yani geçmem lazım ya. Bu gitti 9'dan 10, 9.30'dan 10 40'a kadar falan işledi. Ara verdi. Pardon. 10'u geçeseye kadar işledi. 10.40'da tekrar başladı. Sonra 12'ye kadar işledi ve dedi ki 2 saat ara. Saat 2'de burada olacaksın. Koskoca 2 saat. 2 saat. Yaz okulunda bomboş bekledik. Arkadaşım vardı Allah'tan da. İnanamadım ve çok sinirim bozuldu. 2 saat boyunca onun yerine ders işleyebilirim. Ya ben biz ya 1 saat yap ya 2 saat boyunca ne yaptın? Ne yedin? Yani kebap mı yaptın tekrardan? Ne gibi bir yemek yaptığında yemek yiyeceğim dedin. Hani yemeği baştan yapması lazım. Neyse. Tamam. Sonra biz işte 2'de geldik. Sonra hoca kendi kendine sinirlendi falan oraları geçti. Sonra başka bir sınıfa geçtik falan. Sonra her şey orada okey. Sonra Manisa'da bakın. Manisa'da yağmur yağdı. Tamam mı? Manisa'da yağmur Ekim'de yağar. Yazın bir damla olmaz Manisa'da. Ve anlamasın bardaktan boşalırcasına yağıyor. Tamam mı? Yağmur. Şemsiyem yok. Ayakkabım bez ayakkabı. Yani bastığım an ıslanacak. Normal tişört. Kumaş pantolon. Yani her şey. Üzerimdeki her şey. Suyu emecek şeyler. Tamam mı? Böyle diye çıkacak. Yani süngerimsi şeyler. Sonra hoca dedi ki çıkabilir dedi Manisa'da işi olanlar falan filan dedi. Neyse ben sadece baktım 3 oldu 3 çeyrek oldu bizi bıraktı şükür 2'den 3 çeyreğe kadar bizi 1 saat 15 dakika için tuttu hani nasıl bir mantığı varsa neyse sonra yağmur böyle yağıyor çekmedim ya keşke çeksem böyle 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 bakın hani bildiğiniz dolu gibi yağıyor yani tamam mı herkes şeyde bekliyor okulun içinde ama ben çıktım gittim ve koşturdum o yağmuru çünkü otobüsüm 4.30'da tamam mı 3 tane otobüs var 3'ü de 4.30'da diğeri ta 18.45'te ben 4.30'a yetişemezsem 18.45'e kalsaydım zaten orada çıldırır krizler 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 serumlar 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 yani sonra gittik biz yani ben yani sonra ben çıktım koştur koştur mal gibi koşturdum ve çorabımı ıslandı üstüm ıslandı başım ıslandı saçımda kuru yer yok hani şu biraz işte şimdi hepsi makine attı yani şu tişört yıkandı üzerimde tekrar kurudu sonra ben tabii yetiştim onun stresiyle yetiştim ben otobüse sonra otobüste bekliyordum tam o sırada artık çorabımı değiştirmek istedim çünkü üşümeye başladım tamam mı otogarın terminal ortasında çorabımı değiştirdim hiç umurumda bile değildi çünkü ben onu o çorapla kalsam mutlaka hasta olurdum ben içeriden denize girsek bu saçlısını bu niye bozdu anlamıyorum. Sonra peki ne oldu biliyor musun? Sonra tişörtümü değiştirecektim. Vakit olmadı. Otobüs geldi falan. Neyse bindim. Ama ben öldüm. Ben
Öldüm. Otobüste ne oldu peki biliyor musun? Peki biliyor musun? Yani bir günde maksimum ne yaşayabilir bir insan ki? Yani ne yaşayabilir? Hepsini yaşadım. Otobüste de yanımda bir tane kadın oturuyordu. Kadın vardı yani yanımda. O kadın oradaydı. Ben köşedeki koltuğa geçtim. Sonra gelen benim. Sonra kadınla konuşmak istedi. Konuşkan bir tip belli ki. Neyse bununla da sıkıntı yok. Konuşabilirsin ama yapıyorum yani sus diyorum sana. Arkadaşım çok allamlandırmayalım ya yani çok ağlamayalım. Bir tostumu yaptım geldim. Şimdi sizin de başıma ne gelebilir mutfak gibi bir şey oldu. İşte sonra kadın geldi böyle yaptı. Konuşuyor falan. Sonra dedi ki benim böyle 14 yaşında oğlum var. İşte ben dedi Safranboluluyum aslında dedi. Sonra dedi Safranbolu'da dedi işim var dedi. Aa dedim. Ya sonra dedi ki okullar kapanmadı mı? Sen hangi okul? Ha ben babamla önce telefonda konuştum. Dedim ki of baba yetiştim haberin olsun falan dedim. O da dedi ki çok ıslandım dedim. Sonra o da sonra kapattım dedi ki neden ıslandım bilmem ne. Üniversite dedi ki nerede yağmur yağıyor dedi. Dedim ki üniversite tarafında yağıyor dedi. Üniversite kapanmadı falan filan. Neyse işte orada konuştuk. Ben dedim ki yok kapanmadı yaz okuluna geliyorum falan. O da dedi ki aa dedi öyle mi? İşte dedi ben dedi restorasyon bölümünü bitirdim ama hiç o mesleği yapmadım dedi benim dedi Safranbolu'da dedi şeyim var dedi kıyafetçisi doğal taşçısı bilmem nesi varmış sonra beni zor Instagram'dan takip ettirdi kendi hesabını tamam mı sonra hani burada da bitmedi sonra ben çocuğunun 14 yaşında bir erkek oğlan olduğunu ve bugün ilk defa tek başına yolculuk yapsın öğrendim ondan sonra her şeyi böyle konuşmaya çalışıyor. Ben böyle mi? Ben uyuyor. Tamam ama o konuşuyor. Böyle yapıyor mesela. Böyle uyuyor mu? Öyle mi? Ne güzel. Bu kadar konuşuyorum. Sonra orada bitti ve o gitti. Ve ben de geldim artık. Ve hiçbir şey yaşamam. Yani şükür eve. Hani kolum, bacağım, gözüm, kaşım yerinde bir şekilde geldim yani bugün cidden. Sonra da şey oldu bu arada. Muavinde kadındı. Muavin kadında yazık düştü. Böyle boşluğa düştü falan. Öyle takır takır bir ses geldi. Onun dışında başka bir şey olmadı. Şimdi yemek yiyeceğim. Bu da böyle bir video oldu. Manisa'da çektiğim çok bir şey yok. Sadece sana konuştuğum kısımları koyarım büyük ihtimalle. Tek bir yeri hiç çektim. Ben mezeka. Ama bir de kendimi çekmişimdir. Onun dışında başka otobüse falan hiçbir şey çekmedim zaten. O kadar yorgundum ki. Sonra yemeğimi yiyeceğim. Sonra make-up'ımı çıkartıp sonra da gidip zıbaracağım. Tamam mı? Artık yeter. Bugün bitsin. Bitsin yani bugün tamam mı? Gece artık bugün Perşembe bitsin. Hani bir daha de Perşembe olmasın lütfen. Öyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Olaylı bir girl olduğum için videoları merak edebilirsiniz yani. Büyük ihtimal başka da olay yaşamam ben. Hani yılda bir kere yaşıyorum. Tam yaşıyorum. O da 364 gün boyunca onu anlatıyorum insanlara. Bye.